Çalışalım orada en sevdiğin yemek, en sevdiğin... Tamam! Tabii ki de! Star Wars! Kaptanı neyse, kaptanı. Eda'nın en sevdiği şarkı nedir? Acaba hangisini seçtin? Ben dedim çok var, sanatçıyı belki bilebilir ama dedim. Metallica mı? Metallica mı? En son acaba... Odada dinlediğimiz. Hangisi yaklaştım. Acaba? Tabii iki tane veriyorum. İki tane yaklaştım. Şey yapabilir miyim? Tamam iki tane. İki hadi. Tane şarkı söyleyebilir miyim? Tamam söyle. Bir tanesi Metallica'dan Set But True, diğeri Welcome to the Jungle olabilir mi? O Metallica'dan değil ama. Ya nereden bildin ya? Hayır şeyi söylemedim. Yani ikinci tamam, şarkı. Tam bildin zaten ilki. Tamam okey. Aferin. Hayır en son dinlediğimiz şarkılardan aklımda. Evet. Bravo. Aferin ha. Çok aferin nasıl? Ama dedim kesin şarkıcıyı tahmin edecek de dedim yani grubu. Boş şaşırttı beni. Kaptan Eda Erdem kaç yılında milli takım kaptanlığına yükselmiştir? Düşünüyorum şimdi benim dikkatimi dağıtma lütfen. A milli takım ne zaman? 2016 mı? A milli takım. Son kararın değil mi? Söylüyor. Bravo. Vallahi bu. Yanlış. Kaç? 2017. Benim gönlümden 2016 geçmiş sağ ol, ondan. Teşekkür ederim. O zaman da beni kaptan yapmış. Allah razı olsun. Gönlümüzün kaptanı. Kaptanı neyse kaptanı. Eda voleybolcu olmasa ne iş yapardı? Eda voleybolcu olmasa ne iş yapardı? Antrenör olabilir bence Eda. İleride zaten antrenörlü değineceğim ama... Bak ileride. Basketbolcu olmak isterdim. Ha basketbolcu. Ama bak ilerideki tahminini bildim. Tamam, bu da bir şey. Bir de birkaç sene sonra tekrar yapalım bunu. Aynen. Eda'nın en sevdiği yemek nedir? Et ya. Antrikot sever. Antrikotu çok severim evet. Ama favori yemeğim o değil. Kuru fasulye pilav çok severim. Yanılttın beni ya diyormuşum. Bu oyunun amacı o zaten. En son 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncuları arasına adını yazdıran Eda Erdem. Bu unvanı üst üste kaç kere kazanarak tarihteki ilk voleybolcu olmuştur? 10 kere falan kazanmıştır demiş. Her yıl kazanıyor bence yani. Avrupa Şampiyonası ama her yıl oynanmıyor. 2 senede bir oynanıyor. Tamam ya ben her yıl seçiliyorsun her turnuvada o yüzden Avrupa Şampiyonası. 4 kere üst üste olabilir. Bravo. Kaç bildi? 1 2 2 Uf benim seni geçmem lazım. 2 bildi. Ama diğerleri de yaklaşık cevaplar verdim şimdi bak. 2 taneden bir tanesini bildim baktığın zaman. Evet evet bildin. Meryem'in burcu nedir? Aa Meryem Şubat doğumlu 3 Şubat. Bir dakika. Ocak, Şubat. Şubat'ın 3'ünde. Bir dakika. Kova'dan önce hangi burç var? Den. Ama doğum gününü biliyorum. Doğru değil mi? Doğru. 3 Şubat. Ama şey bir dakika. Çok özür dilerim. Tamam kova değil o kesin. Oğlak. Ta 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 ta. Kovaymış. Güzel ya, güzel. Yanlış bilgi. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam kova. Ya işte ama burçlara sıkıntı. Niye biliyor musun söyleyeceğim. Ben çok kardeşi olan bir insanım. Hiç kova burcunda insan yok. O yüzden yoksa bilirdim yani. 2020 Seoul Tokyo Olimpiyat elemelerinde en değerli oyuncu seçilen Meryem. 5 maçta toplam kaç sayı almıştı? Zaten Polonya maçında 30 üstü aldı. Saymam lazım. Batistan, Almanya, Polonya, Belçika, Almanya. 5 maç oynadık. 5 maçın 5'inde de oynadın mı ben? Dur hesaplıyorum kafamı karıştırma. Yardımcı oluyorum. Bir şey söyleyeceğim toplamını bilemem. %100 o kadar da değil kimse bilemez ama bence 107 diyorum. Canım benim ya teşekkür ederim. Ama maç ve set eksiğim var 85. Olsun. Zaten bilemezdim bu soru çok yanıltıcı. Ona niye böyle sorular sormadınız? Doğru ben hiç bilemezdim ki. Meryem'in en sevdiği film hangisidir? Güzel bir soru. Bence Meryem Marvel sever. Bildim değil mi? Bilmedin ama evet Marvel da seviyorum. İki taneden bir tanesini buldun zaten. Yerli mi yabancı? Cepte. Hangisi? Yoda. Ha tamam. Tabii ki de. Star Wars ya. Bildin mi? Evet bildim. Evet. Ya tabii ki de ya. Zaten iki tane bir hayır, tanesini biraz söyledin. Daha ipucu vermeseydi zaten ben bilecektim. Çünkü eşyaların da her yerinde Star Wars şeyleri var. Meryem'in en sevdiği çiçek hangisidir? Anladın neden bahsedeceğim ya. Söylüyor mu? Yok söyleme. Tamam söylemeyeyim değil mi? Söyleme. Mutlu olmasın. Evet. Okay. Meryem'in en sevdiği çiçek. Hiç ondan göndermediler hiç bu arada. Hiç ondan göndermedi. Bence ne biliyor musunuz? Orkide. Güzel onu da severim. Orkide. Papatya mı? Evet. Aa hiç bilmiyorum ama hiç gelmedi ki papatya ona. Evet o yüzden dedim. Başka çiçekler geliyor düzenli. Orkide o yoktu ya. Ona gittim ben. Evet. Meryem ıssız adaya düşse yanına alacağı 3 şeyden birini tahmin et. Meryem ya, adaya düşse. Ya birkaç bir tane espri olsun diye söyleyeceğim ama mavi saç boyası.
Beni alırsın. Al beni. Bence yani o yalnız sıkılır. Yanına bir arkadaşını alabilir bence. Öyle düşünüyorum. Evet. Arkadaş. Evet. Bildin. Ya var ya, çok iyi ya. Güzel ama yani yakın cevaplar verdik bence. Güzel. Bence oldu. De ama sen bende bu birinci soruda beni şaşırttın, helal olsun. Çünkü dedim ki Metallica kesin bilecek. Çünkü ikimiz de çok seviyoruz rock müzik dinlemeyi. Hadi hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşürüz.